Renato Sanchez Galatasaray'a. Fransız devi Paris Saint-Germain'den daha önce Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı Kırmızılılar PSG'nin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 26 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli oyuncu Renato Sanchez futbola Benfica altyapısında başladı. Benfica'nın A takım seviyesine yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Renato Sanchez, 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibinde istenilen performansa ulaşamayan yıldız futbolcunun sonraki adresi ise İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Bayern Münih'e dönen oyuncu bu kez de Fransız ekibi Lille'e kiralandı. Lille'de performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline gelen Portekizli, dünya devi PSG'nin yolunu tuttu. Şimdilerde Paris Saint-Germain'le yollarını ayırması beklenen Renato Sanchez, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor. Leandro Paredes'in menajeri İstanbul'da. Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Son günlerde çok yoğun bir görüşme trafiği içerisine giren Sarı Kırmızılıların İstanbul'a davet ettiği isimlerden biri de Leandro Paredes'in menajeri olmuştu. Arjantinli orta sahanın menajeri Galatasaray'la temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Yönetimin Paredes'in menajeriyle masaya oturduğu ve bir anlaşma zemini aradığı öğrenildi. Daha önce 52 kez Arjantin milli takımı forması giyen 1.80 boyundaki Paredes, güçlü fiziği ve oyun zekasıyla mevkisinde ön plana çıkan bir isim. Ciddi bir Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle bulunan Güney Amerikalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Galatasaray'dan Sadio Mane bombası. Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Geçen sezonun başında İngiliz devi Liverpool'dan ayrılarak Alman devi Bayern Münih'e imza atan Sadio Mane Galatasaray'a önerildi. Oyuncu ile ilgili hemen bir maliyet araştırması yapan Sarı Kırmızılılar da dünyaca ünlü yıldıza yeşil ışık yaktı. 2022 yazında Bayern'e tam 32 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Mane için Alman temsilcisi 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Galatasaray ise Sadio Mane'yi öncelikle satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Özellikle Müslüman bir ülkede top koşturmayı çok isteyen Sadio Mane ile yapılan ilk temaslarda oyuncu tarafı ikna edildi. Bayern Münih'e de 4 milyon euro kiralama bedeliyle birlikte 14 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yapıldı. Sarı Kırmızılıların hedefi Icardi transferinden bağımsız olarak bu transferi sonlandırmak. Sadio Mane sol kanat bölgesinin yanı sıra santrafor ve sağ kanat olarak da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan 31 yaşındaki süper yıldız için Galatasaray'ın belirlediği maaş ve imza süresi ise 3 yıldan 5 milyon euro olmak üzere toplam 15 milyon euro. Galatasaray dünyaca ünlü golcüyle anlaştı. Forvet bölgesine takviye yapmak amacıyla çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, dünyaca ünlü bir golcüyle anlaştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen ve Avrupa'da yeniden iddialı olmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, önemli bir ismi gündemine aldı. Bir yandan taraftarların gönlünde tat kuran Mauro Icardi'nin transferini bekleyen Sarı Kırmızılılar, diğer yandan da Chelsea'nin yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi için anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılı yönetim Chelsea ve Gabonlu golcü ile prensip anlaşmasına vardı. Geride kalan sezonda Chelsea'de süre bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aubameyang bu maçlarda 3 kez de gol sevinci yaşadı. Milan, Borussia Dortmund, Arsenal ve Barcelona gibi ekiplerin formasını giyen Aubameyang'ın Chelsea ile kontratı gelecek yılın Haziran ayında sona erecek. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü.
Mauro Icardi dışında yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray için yeni bir iddia geldi. Meksika'dan Soy Futbol'un haberine göre Galatasaray'ın Raul Jimenez'le ilgilendiği belirtildi. Jimenez'in artık Wolverhampton'ın planları arasında yer almadığı ve Meksikalı futbolcu ile ilgilenen takımlardan birinin de Galatasaray olduğu vurgulandı. Jimenez ayrıca eski kulübü Club America'nın da talip olduğu kaydedildi ancak ekonomik koşullar nedeniyle bu transferin Meksika ekibi için zor olduğu aktarıldı. Ayrıca Club America'nın şu an için golcü futbolcuya resmi bir teklif yapmadığı da belirtildi. Öte yandan 32 yaşındaki futbolcu MLS'ten de ilgi olduğu öne sürüldü. Wolves'la sözleşmesi bir yıl daha devam eden Jimenez'in geleceğine karar vermesi gerektiğinin altı çizilen haberde Jimenez'in İngiliz ekibinde kalmaya karar vermesi durumunda süre bulamama riskinin de olduğu kaydedildi. Raul Jimenez'in adı Türkiye'den daha önce de Beşiktaş'tan anılmıştı. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı. Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi için Galatasaray ve Fenerbahçe yarışa girdi. Oyuncu ile ayrıca Suudi Arabistan kulüpleri de ilgileniyor. Gelecek sezon için idealı bir kadro kurmak isteyen İstanbul'un iki devi şimdiden transfer çalışmalarına başladı. BMC Spor'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe bonservisi Lyon'da olan Kamerunlu sol kanat Karl Toko Ekambi için yarışa girdi. Bu transferde Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray seri rakibi Fenerbahçe'nin birkaç adım önünde bulunuyor. Habere göre Suudi Arabistan ekibi El Şebab'da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca El Şebab'ın Ekambi'ye 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Rennes'e kiralık olarak tamamlayan Ekambi çıktığı 19 maçta 5 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Lazio Kerem'e kancayı taktı. Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde etkinlik sağlayabilecek bir kadro kurmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, diğer yandan eldeki yıldızlarını kadroda tutabilmekte zorlanacağı benziyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport, keskin bir ifadeyle Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a yapılan teklifi paylaştı. Lazio'nun Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir bonservis teklifinde bulunduğu aktarıldı. Fakat bu öneri Galatasaray tarafından kabul görmedi. Sarı Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Galatasaray oyuncunun bir sonraki satışından 120'lik bir pay da talep ediyor.